acem adı nedir? Tarama acem atı yaparken nelere dikkat edeceksiniz? Tarama acem atının diğer acem atlara olan üstünlüğünü anlatacağım. Kitabınızın 226. sayfasını hepinizi açtınız. Vücutta 4 tane acem atı yapılacak bir bölge var. Sırttan, kafadan, ayaktan, bir de vücudun ön bölgesi. Vücudun ön bölgesinden acem atı yapılır. Fakat vücudun ön bölgesi tarama acem atları bölgesine girmez. Çünkü ön kısım biraz daha yağlıdır, biraz daha böyle toksinlerin direkt birikme olanağı sağlıyor. Çünkü hacamatın faydası biraz daha böyle kaslı ve kanlı olan yerlerden hacamat yaptığınızda daha faydalı olur. Tarım hacamatları da şudur, içinizde hemşireler var, doktorlar var. Eksik yanlış söylersem lütfen düzeltmekten çekinmeyin. Tarım hacamatları noktaları neye göre belirleniyor? Anne yumurtasıyla babanın spermi birleştiğinde annenin rahminde bir tane hücreyiz. O hücre bölünmeye başlıyor. 2'ye bölünüyor, 4'e bölünüyor. 8, 16, 32, 64 telefonun gigabaytları gibi endoderm, ezoderm, ektoderm hücre bölünmesiyle işte takrib olarak plasenta oluşmaya başlayıp bir seviyeye geldiğinde örnek veriyorum 1 milyar, 2 milyar hücre seviyesine ulaşmaya başladıktan sonra hücreler birdenbire görev dağılımına gidiyorlar. Hücrelerin bir kısmı bir araya geliyor, diyor ki biz diyor bu hastanın karaciğerini oluşturacağız. Öbürü diyor ki biz diyor böbreği oluşturacağız. Öbürü diyor ben kulağı olacağım, kaşı olacağım, kibri olacağım, gözü olacağım. Orada kişinin anne karnında, rahminde yapısı şekillenmeye başlıyor. Beyni vesaire, bütün o hücreler, kök hücreler birdenbire bölündükten sonra ana organ hücrelerine dönüşmeye başlıyor. Şimdi burada o dönüşüm sağlandıktan sonra orada asıl gönül, kalp, dersin başında anlattığımız mizaçlarda o dört mizacın birbiriyle olan ilişkisini anlattık, onların birbiriyle bağlantısını anlattık. Şimdi bunların beyin ve organlar arasındaki hem kalpten hem de beyinle kalp arasındaki ve organlar arasındaki iletişim sinirleri bir nörolojik bir ağ olarak görülüyor. Hani burada yanlış bir kaba bir tanımlama yapmak istiyorum, tam uymayabilir. Ben bu elimdeki nesneyle bu nesneyi birbirine tutkalasam yapışır mı? Yapışır. Tutar mı? Tutar. Ama buna bir mukavemet uyguladığımızda nereden kırılır? Yapışma noktasından kırılır. Aynı şekilde bu hücreler de bölünme esnasında birbiriyle iletişimi koparmadan birbiriyle ana bağlantı noktaları var. Hacamatla tarım hacamatı dediğimiz noktalarda, akupunktur noktaları dediğimiz o ana merkezi sinir sistemini kontrol eden noktalarda vücutta toksinlerin, hacamatla temizlenebilecek toksinlerin ana birikim noktaları bu şekilde tespit ediliyor. Onu da akupunkturda çok ileri seviye akupunktur eğitimi olmayanlar anlamıyor. Çakışma teorisi var. Eğer o çakışma teorisini de bilmeyenler oluyorsa mesela şöyle bir yanlışlıklar yapabiliyorlar. Menopozda acemat şuraya yapılır. Veya ne bileyim kardiyovasküler hastalıklarda buraya yapılır. Orada çakışan meridyenlerin birbiriyle olan noktası olmaması lazım. Mesela böbrek meridyenine acemat yaparken aynı zamanda karaciğere yapılmaz veya bağırsak şeyine yapılmaz. O teorilerin mantığını anladıktan sonra hacamatla da birbirine karıştırmazsınız. Eğer bunu da öğrenmek istiyorsanız akupunktur eğitimleri vesaire alabilirsiniz. Ama çok detaylı bir uzun süren o meridyen teorisi var. Hani iğne batırmayı bir günde öğrenebilirsiniz. Meridyeni bir günde öğrenebilirsiniz. Ama meridyen teorisinin mantığını anlamak için tıp doktoru onlar bile 6 ayda anladıklarını ben zannetmiyorum. Ben 2 aylık üniversiteden akupunktur eğitimini bitirdim. Hakikaten çok farklı bir mentalitiyle çalışıyor. Şimdi tarama acımatlarında da kitabınızın 226. sayfasını açın bir zahmet. Açtım herkes. Orada kırmızıyla gösterdiğimiz noktalar ana tarama acımat noktaları. Tuğba Hanım söyleyin bakayım kaç tane kırmızı nokta görüyorsunuz? Arslan'ın sırtında. 6 tane. İdeal bir acımatta kaç kupa yapabiliyorduk hastaya? 12. Boyuna göre 12-10 tane yapabiliyorduk. Peki Karanfil Hanım? Kırmızı tarama acımatlarıysa biz bunu ne yapacağız kalanını? Kalanların da yani biz onun sırtından acımat yapacağız. Baktık hastanın boyuna boşuna 12 kupa yapmaya karar verdik. Kalan 6'sını da mavi noktalardan tamamlayacağız. Aklınızda olsun hastanın sırtında acımat yapılmayacak nokta yok. Hemen hemen her bölgeyi yapabilirsiniz. Eğer hastanın kardiyovasküler hastalıkları varsa kalbin arkasına, karaciğer hastalığı varsa karaciğerle alakalı biraz cilt hastalıkların, akne, sivilce vesaire gibi o tür hastalıkların tamamen %70 karaciğerin zafiyetinden oluşur. Birinci ona bakıyorsunuz. Eğer o doğrulanırsa, tırnaktan, dilden, dişten muayene yaptıktan sonra o doğrulanırsa hastanın hiç acımat kitabına bakmadan direkt sağ tarafına yönlenebilirsiniz.
Ki unutursanız Hacamat kitabında 40 tane hastalığın birinci seansından takribi olarak dördüncü seansına kadar tek tek hacamat yapacağımız noktalarda yazılı. Zaten dersin ikinci bölümünde bunları da anlatmış olacağız. Şimdi gelelim kafa hacamatına. Aradan bir ay geçiyor. Bu arada da hemen yeri gelmişken söyleyeyim. İki hacamat arasındaki süre bir ay idealdir.